Özlem Oktay. 18 Mayıs 2009 yılında beyin anevrizması geçirdim. Yaşamam aslında mucize. Yürüyememem, görmemem, yutkunmam, yemek yememem, ses çıkarmamam gerekirken ben bu haldeyim. Yalnız 2 sene ses çıkaramadım. 1,5 ay yoğun bakımda kaldım. 5 ay hastanede özel hemşirelerin bakımında tedavim devam etti. 4 ay evde hiç dışarı çıkmadan. Bu süreç içerisinde hiç sesim çıkmadı. Ben trakostomi dedikleri, bilimsel adı trakostomi, halk dilinde kullanılan kanül vardı boğazıma. O çıkınca ses tenim kendine gelecek, sesim düzelecek, çıkacak diye beklerken öyle olmadığını öğrendim. 2 sene, bir sene geçecek diye düşünürken hastanede de 9 ay, yani hastane süreci, işte bakım falan 9 ay, toplam 2 sene hiç konuşamadım ben. Ama iletişim kurdum. Nasıl kurdum? Yazılı kurdum. Tarzanca kurdum. Fakat en üzüldüğüm nokta şarkı söyleyememekti. Neden şarkı söylemeyeyim diyordum. Hep onu üzülüyordum. Hani konuşamasam da olur. Hani iletişim kuruyorum ama benim şarkı söylemem lazım diyordum. Hem de avaz avaz. Kitabımda bunu da yazdım. Sonra bu üzüntümü duyan tanıdık arkadaşlarım beni İsmail Koçak'a yönlendirdi ki iki tarafta birbirini tanımadan aynı isme yönlendirince birden ümit doğdu. Kendisini ziyarete gittim. Çok çok böyle anlatamayacağım bir enerji aldım. Ama dedim ben kesinlikle ameliyat olmak istemiyorum. Beni ne yapın ne edin konuşturamasanız da şarkı söyletin dedi. Böyle bir tanışma süreci uzun bir süre, bana göre uzun oldu yani 5 ay. Belki daha kısa sürebilirdi ama ben biraz tembellik yaptım. O egzersizler ağır geldi, kolay değil. Ameliyat da olmak istemediğim için benimle özel olarak ilgilenmek zorunda kaldı. Ben sonucunu da bilmiyordum, ne olacağını da bilmiyordum. Orada sol ses telimin felç olduğunu öğrendim. Yani normalde benim hiç sesimin çıkmaması gerekirken bu haldeyim. Ve ben İsmail Bey sayesinde şarkı da söylüyorum. Onun da bir öyküsü var, bana şarkı da yaptı. Çünkü çalışma hayatıma döndüğüm zaman genel müdürümün yanına gittiğimde bana dedi ki "Aa Özlem, sesin düzelmiş." dedi. Ben de espri olsun diye ama ben daha size şarkı da söyleyeceğim dedim. O akşam da terapi seansım vardı. İsmail Bey dedim aman dedim bu akşam benim mutlaka şarkı söyleyecek seviyeye gelmem lazım. Genel müdürüme söz verdim dedim. O arada çalışmalar sırasında bana piyano ile Mozart, klasik müzik eğitim için Mozart, Chopin parçalarını çalarken başka bir şarkı çaldı. Çok hoşuma gitti. Ay dedim İsmail Bey dedim bu parçayı tanımıyorum ama çok güzel. Kimin bu dedim. Sizin dedi. Nasıl benim dedim. Genel müdürünüze söz vermediniz mi dedi şarkı söyleyeceğim diye dedi. Sizin için besteledim şimdi dedi. Nasıl yani dedim. Evet dedi sizin dedi. Sakin sakin. Ama dedi şarkı sözünü siz yazacaksınız. Nasıl yani ben nasıl yazarım şarkı sözünü hiç yazmadım. Bunu sizden başkası yazamaz. Bu sizin öykünüz dedi. Ben hemen cebime kaydettim o melodiyi. Bir hafta dinledim. Nasıl yazarım o güzel melodinin üzerine ben şarkı sözü derken kuaföre gittim. Kuaförde bilirsiniz bayanlar işlemlerini beklerken canları sıkılır. Ben de şarkı sözümü yazayım dedim. Aldım cebime mesaj kısmına. Yazdım şarkı sözümü. İlk ablama gönderdim. Şarkı sözüm nasıl olmuş dedim. Bana geri dönüş. Sen doğuştan şairmişsin, benim haberim yokmuş oldu. Sonra hikaye böyle arkadaşlarım seslendirmesiyle single CD aşamasına bile geldi. Ben bile söyledim. Yani size sürpriz olacak. Hatta o geliri bağışa gidecek. Beğeneceğinizi umuyorum. Şarkım Hayat.